Bütün sorularınızı cevap aldığınızı umuyorum. Ama daha fazlasını öğrenmek istersiniz. Bütün bu söylediklerin doğru olsa bile, ki bunu ben asla bilemem, iki aile asla dost olamazlar. En azından düşman olmayalım o zaman. Belki bu konuşma bir başlangıçtır. Çünkü gelecekte sık sık bir araya geleceğimizi düşünüyorum. Ben bunu canı gönülden istiyorum da. Benim gitmem lazım. Bu kartım. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Ne işi var Yağmur'un burada? Naz'ı ziyarete geldi. Sen iyi misin? Ne verdin ona? Ne? Yağmur'a ne verdin? O senden ne aldı? Neydi o? Kartımı verdim. Yağmur'la görüşmeyeceksin, konuşmayacaksın. Neden? Senin için bir sakıncası mı var? Savcının kızı. Savcıyla uğraşırsın. Bildiğim kadarıyla artık savcı değil. Ayrıca Yağmur, Naz'ın kuzeni. Sizin bir ilişkiniz vardı değil mi? Vardı. Anlaşıldı şimdi. Artık yok sanırım. Yok. İçeri gel. Şu işin karşılığında ne istediğine karar verdiysen onu konuşalım. Sana borçlu kalmak istemem. Kaza mı yaptıracaksın ya? İlk işareti verdiğimde eğer çekseydin sağ böyle olmazdı Yağmur. Sen kimsin de ben senden aldığım emri yerine getireyim pardon? O heriften aldığın kartı yırtıp atacaksın şimdi hemen. Şaka mı yapıyorsun hakikaten? Şaka değil, gayet ciddiyim. Hadi. Yırtmıyorum. Yağmur, sancaktarlardan nefret eden sen değil miydin? Ne yapacaksın, kartını mı saklayacaksın şimdi adama? Kim olarak bana bu emri veriyorsun? Bu insanlar sana zararı dokunacak olan insanlar, teşriki mesain olmasını istemediğim insanlar. Yararlı değil yani. Senin iyiliğin için konuyu başka bir yere çekme, seni kıskandığımdan değil. Kıskanmış olsan da zerre umurumda değil. Çünkü o senin hissettiklerinin bende karşılığı yok Hakkın. Ha ama çok merak ediyorsan söyleyeyim. Sancaktar bana ailesi hakkında ne merak ediyorsam sorabileceğimi ve dürüstçe cevaplayacağını söyledi, ben de sordum. Yani ortada sır falan yok. Sen de inandın. İnandım. Bence gayet samimiydi. Nereden anladım biliyor musun? Çünkü benden etkilenmiş gibi gözüküyordu. Ne yapıyorsun? Nerede kart? Alamazsın, çantama alamazsın. Ya verir misin şunu? Alam, bırak. Thank you.
zannediyorsun? Yırttın attın diye ben konuşamayacak mıyım o sancaktarla? Konuşacağım. Cezaevinden nasıl çıktığını da öğreneceğim. Çünkü her an ötecek biri. Sol yap. Sağ yap. Biliyorum. Bilerek yapıyor ya. Sırf beni delirtmek için yapıyor eminim. Ama yok. Yok ben. Ben yok ya, onun oyununa falan gelmeyeceğim, düşmeyeceğim bu tuzağa. Evet, sonuçta burası özgür bir ülke değil mi ya? İsteyen istediği yere kafesini açar, kökünü salar. Salsın ya, bırak kökünü salsın. Kök görelim bakalım neymiş kökü. Tamam, aferin Yağmur. Aferin, bak çok güzel durdun, dik durdun karşısında, aferin sana. Delirtemeyecek beni. Süper. Oğlum, Emel Hanım'ın tersi pis. Ben yine seni tırmalar falan diye bekliyordum da iyi. Elin yüzün düzgün geldin. Yani en azından lütfen diyerek kovdu bu sefer. Yok ya. Gelişme kaydediyoruz. Değil mi? Gelişme. Kaydediyoruz. Yani Yağmur da fırtına koparmadı. Yoksa koparsın mı istiyorsun? Ne istiyorsun oğlum? Gelsin böyle bağırsın, çağırsın, kıyameti koparsın, onu mu istiyorsun? Sen şey... Nefret de sevdaya dair filan öyle düşünüyorsun tabii. Öyle tansiyon yüksek olursa... bağırırsa, çağırırsa filan bir umut vardır filan. Oğlum uğraşma sana benimle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Söyle sen kardeşim. İstediğin kadar mezarını derin kazsak mı istiyorsun ki gelsinler böyle bir tane çiçek koysunlar mezarına? Soner Sancaktar, ben ne isterdim biliyor musun bu hayattan? Seninle, yani Soner Sancaktar'la böyle kesişmemeyi, tanışmamayı, bir şekilde denk gelmemeyi. Sen ne istiyorsun biliyor musun kardeşim? Yapma öyle şeyler. Öyle kalırsın. Yanına yanına. Ne adamsın? Ha, oğlum tabela, hadi ne oldu tabela? Tabelanın oğlum, numarasını sana verdim. İşin gücün var diye. Tamam, ben logoyu ben seninle tamam, paylaştım. Tamam, tabeleciyi sen arayacaksın. Oğlum! Lan baskın, ne oluyor? Baskın lan! Yat, yat, yat! Lan! Lan! Yat, yat, baskın. Yat! Baskın! Yağmur lan! Yağmur mu kırdı camı? Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Buraya kök salacaksanız... önceden olacakları göstermek istedim. Hoş geldiniz. Bu nedir ya? Benim tansiyonum düştü ha. Tansiyonum mu düştü? Oğlum gerçekten başım döndü benim lan. Nerede bu anahtar? Sus! Allah'ım ya. Bunu mu arıyorsun? Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Sen de anladın. Yağmur, belki benim de söyleyeceklerim vardır. Söyleyeceğini söyleyip dönüp gitmek var mı öyle ya? Tesadüf mü ya? Tesadüf mü şu yan tarafı dükkanı açman? Bak bu hastalıklı durumu bitir. Yoksa ben bitireceğim Akgün. O dükkan zaten Soner'inde. Yemin ediyorum sana. En başından beri Soner'inde zaten. Ha, tesadüf mü? Evet. Acıklı bir tesadüf bu. Ben bilemem. Soner belki de eşi için yapmıştır bunu. Hani eşi ailesinin yanında olsun istemiştir. Oraya ben karışamam. Onu ben bilemem. Tamam. Var mı başka mazeretin? Yağmur bak, bu yaptığın... Bu yaptığım ne?
Ne şu az önce yaptığım ne? Şiddet mi? Suç mu? Seninle aynı dili konuşuyorum işte senin anladığın dilden. Ya sana dair değil. Sen değilsin. Bir kere emek var işin içinde. İyi niyet var. Yani en önemlisi de yanlış anlama var Yağmur. Yanlış sen, anlama. Sen bu değilsin yani. Yanlış anlama. Ya sen hani gidiyordun Akgün? Ne oldu, ne değişti de sen yine benim karşımdasın? Bir söyle bana. Hani gidiyordun? Belki hiçbir şey. Belki de çok şey değişti Yağmur. Ben sana benim karşımda durma dedikçe sen benim kardeşimin dibine geliyorsun. Benim önüme çıkıyorsun. Yanımızdaki dükkan ya, tesadüf mü? Allah Allah ya, bitmiyorsun. Yağmur Kara. Buyurun. Heh. Teşekkür ederim kardeşim. Ederim. Buyurun, siz gidebilirsiniz. Tamam. Ne bu? Hadi bu da tesadüf mü? Söyle bana. Sen ortalıktan kaybolduğundan beri haftada iki bana beyaz gül geliyor. Söyle. Bu ne? Nasıl ne? Bu ne? İşte sen yolladın abuk subuk notlar üzerinde böyle bir şeyler falan. Alabilir miyim? Ne demek ya? Yeni başlangıçlar gibi kokuyor. He? Bunun nereden geldiği bilinmiyor mu? Senin hayatın palavra. Yağmur bu ne Yağmur bu ne? Yağmur. Yağmur bu ne buraya? Bu ne Yağmur? Bu nasıl bir lavabo hali bir laf? Yeni başlangıçlar gibi kokuyor ne demek Yağmur ya? Yeni başlangıçlar gibi kokuyor ne demek? Allah aşkına bunu kim yazdı sana bunu? Ya ben kimseye çiçek yollayamadım 3 senedir. Sen 3 senedir kimden çiçek aldın belli değil. Ayrıca ben sana gülü yollamam. Ben sana gülü yollamam. Ben sana papatya yollarım. Sen papatya seversin çünkü. Sen papatya seversin Yağmur. Al bunu al. Sen papatya seversin al bunu. Al gülüne Yağmur, gülüne Yağmur. Sen papatya sevmez misin Yağmur ya? Ben sana niye gül yollayayım? Ben yollamadım bunu Yağmur. Ben yollamadım sana. Ben yollasam sana gül yollayayım. Bir papatya yollarım ben sana. Papatya, beyaz papatya yollarım ben sana. İyi misin? Özür dilerim. Yok. Dileme. İyisin değil mi? Yağmur gül ne ya? Yağmur gül ne ya? Yağmur ya. Hangi andaval yolladı bunu ya? Hangi andaval yolladı bunu ya? Ne gülü ya? Yağmur gül ne demek Yağmur bana? Yağmur, Yağmur, Yağmur. Gül ne demek gül? Bilmiyorum Akgün. Çık hadi yolumla. Beyaz gül ne? Beyaz gül ne? Al yırttım al. Tamam mı? Yaparım. Buyurun. Görelim. Rahatladım için biraz. Biraz olsun dindi mi? Beni tahrik ediyorsun Akgün. Bırak kibarlığı bir kenara. Sal içindeki hayvanı görelim. Hadi. Rahatladı mı vicdanın? Hı? Kırdım. Bir daha mı kırayım? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsun?
Hüsnü. Bak gün git. Ne yapıyorsun? Vur. Yap hadi. Benim kanımı görmeye alışıksın. Yaparım. Bilirim. Yapma, yapma, yapma. Yapma, bilirim. Ne oldun sen ya? Ne oldun sen ya? Ne oldu sana? Ne oldu sana sen? Nasıl bu hale geldin? Ne oldu bana? Bana ne olabilir ki? Bana hiçbir şey olmadı. Bana ne olabilir? Akgün Gökalp Taşkın'a ne olabilir? Kendi öz abimin kanına girmişim ben. Bak, bana ne olabilir? Ben kendi öz abimin kanına girmişim. Ben kendi öz abimin kanına girmişim. Böyle doğrultmuşum, gözümü kırpmadan sıkmışım. Bana ne olabilir? Akgün Gökalp Taşkın'ın derisi kalın. Akgün Gökalp Taşkın'ın derisinden içeri hiçbir şey giremez. Akgün Gökalp Taşkın'ın derisi o kadar kalın ki uyumaz, alamaz. Nefes alıp vermez, üzülmez, gülmez, korkmaz. Akgün Gökalp Taşkın uyumaz. Bana ne olmuş olabilir ki? Biraz durayım mı orada?